Herkese merhaba. Bugün yine yeni bir test sürüşüyle karşınızdayım. 2014 yılında üretimine başlanan ve 100'den fazla ülkede 500 bin adet satışa ulaşan Fiat 500X yenilendi. Ben de yenilenen aracı test etmek için Kars'a geldim. Şimdi aracın hem iç ve dış tasarım yeniliklerini hem de teknolojisindeki önemli gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Aracı sadece ben anlatmayacağım. Fiat'ın en yetkili ağızlarından sizlere detaylı bilgi alacağım. Hadi başlayalım. Kars'tan biraz Sarıkamış sınırlarına doğru girdik. Etraf karla kaplı. Yerler gayet iyi. Çünkü sport bir versiyon araç kullanıyorum. Biraz performansın tadını alabilmek için yerlerin kuru olmasının faydası var. Sport versiyonun kullanımı gerçekten iyi. Diğer versiyonlara göre bir tık sportifliğin verdiği gürültü var diyebilirim ama böyle bir aracı kullanıyorsanız bu hoşunuza giden bir şey. Çünkü motor sesi, egzoz sesi gerçekten keyif veriyor. Ve sport versiyonunda diğer versiyonlarla kıyasladığımızda özel bazı durumlar var. Mesela örnek veriyorum, şu anda tuttuğum, çok sevdiğim kavramasını, çok rahat kontrol edebildiğim direksiyon simidi. Hem alt taraftan kesik sportif hem de tutunduğum noktalarda alkantara kumaş kullanılmış. Bu alkantaralar burada gerçekten fark yaratmış. Aynı şekilde alkantara göstergenin hemen üstünde bir bölümde de var. Güneşlik gibi adlandırabileceğimiz. Bu da güzel. Oturduğum koltukların kırmızı dikişleri, direksiyonda devam eden bu kırmızı dikişler sportiflik algısını arttırmış. Araca binerken de pedal ve ayak dinlendirme yerlerinin de alüminyum olması, gördüğünüz anda evet sportif bir araca biniyorum dedirtiyor. Bu bağlamda keyifli bir araç. Bu vites kulaklıklarını da kullanıyorum. Yani oldukça kısa sürede cevaplar veriyor. Sadece çok küçültmeye çalıştığınızda bazen hayırdır bu kadar da bu hızda küçültme diyebiliyor. Uyarabiliyor. Bir tıt tıt sesiyle ama onun dışında çok keyifli. Şu anda güzel bir virajlı bir yoldayım. Çok da rahat ilerliyorum. Yol tutuşunu gerçekten beğendim. Özellikle bu V sınıfı SUV'larda bu araçlar ister istemez biraz yerden yüksek bir otomobil gibi. Yol tutuşu çok önemli. Her araçta bu kadar rahat hareket edemeyebilirsiniz. Açıkçası bu sport versiyonu olduğu için bunun avantajını sonuna kadar kullanıyor. Özellikle yol tutuşu beni çok etkiledi diyebilirim. Tabii burada diğer gövde tiplerine göre sport versiyonun 13 mm daha alçak olması, araca özel bir süspansiyon sisteminin olması, özel spor lastikler, jantlarla yol almasının da etkisi büyük. Ama özellikle bunu bu sport versiyonu için söylüyorum. Sanki iyi bir hatchback, spor bir hatchback kullanıyorsunuz gibi. Gerçekten keyifli bir araç. Yeni 500X'in biraz gövde ve donanım seçeneklerinden de bahsedeyim. 3 farklı gövde tipi var araçta. Giriş versiyonu Urban, hemen üstünde Cross, onun da üstünde şu anda kullandığım sport versiyonu var. Urban giriş versiyonu olarak addediliyor. Hemen üstündeki Cross gövde tipinin 3 farklı donanımı var. Orada City Cross, Cross ve Cross Plus diye hatırlıyorum. Burada gerçekten gövde tipine ve donanımına göre aslında aracın hedef kitlesi de biraz şekillenecek gibi geliyor bana. Şöyle ki bu tarz SUV'ları genelde yani %60-70 oranında, benim fikrim tabii bu, hanımefendiler tercih ediyor. %30 civarında da beyefendiler kullanıyor. Dolayısıyla özellikle giriş versiyonu ve üstündeki Cross'un orta versiyonuna kadar, yani Cross versiyonuna kadar yine hanımefendiler çok rahatlıkla "Aa, ben bu aracı çok beğendim" diyeceklerdir. Özellikle içinde bulunduğum sport versiyon bence beyefendilerin gönlünü çalacaktır. Yanımda Fiat Pazarlama Müdürü Sayın Hasan Erdoğan var. Aracı birlikte inceleyeceğiz. Hasan Bey merhaba. Merhabalar Onur Bey. Çok teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Rica ederim. Şimdi birlikte aracı inceleyelim. Sizden ilk ricam, bize yenilenen 500X'te neler değişti, neler yeni? Özetleyebilirseniz çok sevinirim. Tabii ki. Öncelikle bu gördüğümüz araç 500X Sport, yeni sport gövdesi. İncelemeye ön tarafından başlayalım isterseniz. Buyurun. Arabaya baktığınız zaman ilk fark ettiğiniz şey kırmızı rengi
Bu yeni versiyona ve Sport'a özel yeni bir renk. Onun dışında 500X'te ön tamponun tamamen yenilendiğini söyleyebilirim. Araçtaki en önemli yenilik far grubunda, aydınlatma grubunda yapılan LED teknolojisi. Burada şunu belirtmem lazım. Hem ön farlar, hem gündüz sürüş farları, hem de sis farların tamamı LED, full LED. Etrafındaki light guide'ı görüyorsunuz. 6000 Kelvin değerinde. Bu teknoloji halojene göre görüş aralığını 2 kat arttırıyor. Onu belirtmek isterim. 500X'in ön tamponu tamamen değişti değil mi? Doğru. Ön tamponunun alt kısmında özellikle yapılan yenilikleri görüyorsunuz. Sis farının etrafında mat gri çerçeveyi görüyorsunuz ve bu mat gri çerçeve aslında arabanın bıyık dediğimiz kısmında, ayna kapaklarında ve kapı kollarında da eşlik ediyor. 500X'in diğer gövdelerinde, Urban'da ve Cross'ta Dodikler'in ve alt marş piyenin plastik olduğunu görüyorsunuz ama burada sport versiyonuna özel, buralar gövde rengi olarak tamamlanmış. Arabaya daha sportif bir hava katıyor. Aracın arkası da gerçekten çok sportif gözüküyor. Özellikle bu sport versiyonunu ben çok beğendim Hasan Bey. Yani kesinlikle biraz da erkeklerin öyle kalbini çalacak versiyon bu benim anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Buna sportif SUV diyoruz ve ailenin en maskülen üyesi. Arka tarafta da bahsettiğim mat gri detaylar 500X'in Miron logosuyla tamamlanıyor. Aynı zamanda alt tamponda da difüzör benzeri bir detayları görüyorsunuz ve çift çıkışlı gerçek egzoz. Sadece görüntü detayları değil. Var. Sadece görüntü değil, gerçekten çift çıkışlı egzoz. Biraz aracın hedeflerinden de bahsedelim. Mesela bu yıl ne kadar satmayı planlıyorsunuz? Aracın sizce hedef kitlesinde yenilenen versiyonda ve araç ne zaman satışa sunulacak? 500X'in içinde bulunduğu B SUV segmenti aslında en hızlı büyüyen segmentlerden bir tanesi. Avrupa'da da öyle, Türkiye'de de öyle. 2020 yılında bizim hedefimiz 1500 adedin üzerinde satış yapmak 500X'te. Dediğim gibi sportif SUV ailenin en maskülen üyesi. O yüzden hedef kitlenin sporta özel, daha erkek ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Hasan Bey, 500X'in motorları da yenilenmiş. Onlar hakkında da bilgi verebilir misin? Tabii ki. 500X'te 3 farklı motor var. Bunlardan bir tanesi daha önce de sunduğumuz 1.6 dizel otomatik DCT çift kavrama şanzımanla sürdüğümüz. İki tanesi yeni motor var. Bir tanesi benzinli manuel 1.0, Fiat'ın yeni ilk defa 500'de 500X'te sunduğu 3 silindirli 120 beygir gücünde 190 Newton tork üreten motoru benzinli manuel. Bu araçta ise Firefly ailesinin 4 silindirli 1.3 150 beygir 270 Newton tork üreten ve 6 ileri DCT şanzıman çift kavrama şanzımanla kombin edilmiş motoru var. Sınıfının en güçlü motoru olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yenilenen 500X'in iç mekanındayız. Hasan Bey, burada kokpitte neler yenilendi acaba? Aracın içinde iki tane önemli yenilik var. Bunlardan bir tanesi gösterge paneli. Tamamen değişti. Daha okunur bir hal aldı. Diğer taraftan direksiyonlar değişti. Urban ve Cross gövdede de direksiyon değişiyorken Sport'a özel tamamen yeni bir direksiyon görüyorsunuz. Alt tarafının düz evet, olduğu ve daha sportif bir hava veren. Çok hoşuma gitti. Evet. Bu kırmızı dikişler de Sport'a özel mi Hasan Bey? Evet, kırmızı dikişler Sport'a özel. Aracın direksiyonunda, koltuklarda da aynı detayları görüyorsunuz. Aynı zamanda Sport'a özel direksiyonda alkantara detaylar, yine gösterge panelinin üzerinde de alkantara detaylar eşlik ediyor. Aracın içi gerçekten ferah. Bu Sport'a özel sanırım cam tavanı da standart değil mi evet, Hasan Bey? Evet, Sport versiyonunda cam tavanı, sunrooflu cam tavanı standart olarak sunuyoruz. Aracın özelliklerini anlattım. Peki diyebilirsiniz ki ya Onur, aracın içinde hiç eleştireceğim bir şey yok mu? Açıkçası arkadaşlar, beğenmemek için bir şey ararsanız her aracın içinde onlarca nokta bulabilirsiniz. Ama mesela benim gözüme çarpan, iyi gözüken aslında bir ekran var. Ama hani bu ekran biraz daha hareketli olabilir miydi diye düşünüyorum. Birçok özelliği var. Yani telefon, medya, hani oralarda hiçbir eksiği yok kontrol açısından. Ama hani günümüz araçlarında özellikle o B sınıfı SUV'ların arasındaki rekabeti düşününce biraz daha böyle albenili olabilirdi diyorum. Onun dışında sport versiyon diğerlerine göre çok az daha olsa gürültülü ama sport versiyon bir aracı kullandığınız zaman zaten olması gereken doğal bir şey. Bu insanı rahatsız etmez, mutlu eder. O açıdan onu eleştirmiyorum. Aracı hem şu andaki gibi patika yollarda kullanma şansı buldum. Oldukça hani buralar kardan kaynaklı yollar çok bozuluyor. İnişli çıkışlı. Hem de daha düz asfaltta kullanma şansı buldum. Ki burada bir parantez açmam lazım. Sport versiyon bir araçtan bahsediyoruz. Sport amortisörleri, süspansiyonları olan bir araçtan bahsediyoruz. Bu bağlamda benden çok olumlu puan aldı diyebilirim.
Yenilenen 500X'in fiyatlarından da biraz bahsedeyim size. Aracın giriş versiyonu Urban'ın fiyatı 145.900 TL. Hemen üstündeki cross gövde tipinde fiyatlar 179.900 TL ile 199.900 TL arasında değişiyor. En üst versiyonun fiyatı 199.900 TL. Şu anda içinde bulunduğum versiyon Sport'un fiyatı da aynı. 199.900 TL. Yani burada daha donanımlı, daha şık gözüken bir araç isteyenler cross versiyonun en üst versiyonunu tercih edebiliyor. Cross Plus'ı. Sanırım o hanımefendiler için çok daha cezbedici. Ama şu anda içinde bulunduğum araç da Sport versiyonunda 199.900 TL. Burada farklı zevkler ön plana çıkıyor. Daha sportif görünümlü, daha erkeksi bir araç. İstiyorsanız bu versiyonu aynı fiyattan tercih edebiliyorsunuz. Araç hedef kitlesini gerçekten genişletmiş. Ama oldukça rekabetçi bir sınıfta. Bunu belirtmek lazım. Çok ama çok ciddi rakipler var. Bu yıl içinde yaklaşık 1500 adet satılması planlanıyor yıl sonuna kadar. Tabii ki pazarın değişkenliğine göre bu hedefte revize edilebilir ama bakacağız ve göreceğiz. Aracı da genel anlamda beğendim. Yani dışarıdan baktığınızda gerçekten dikkat çekiyor. Özellikle içinde bulunduğu sport versiyondan bahsediyorum. Yolda geçtiğimizde gören her insanın şöyle kafasını çevirip baktığı bir araç olmuş diyebilirim. Tabii bunda bu kırmızı rengin de büyük payı var. Bence gerçekten alınabilir bir araç olmuş. Hem ikinci el piyasasını düşündüğünüzde hem de bu sınıftaki araçların fiyatını düşündüğünüzde en üst donanımı, en dolu versiyonu dış tasarım açısından hem iç tasarım açısından albenisi olan bir aracı sunuyor şu anda fiyat. Tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz ama benim açımdan puanım oldukça olumlu diyebilirim. Alınabilir bir araç olmuş. Keyifli bir rotada Kars-Sarıkamış arasında yenilenen Fiat 500X'i sizlere anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda Instagram üzerinden sorduğunuz soruları da anlatırken yanıtladım. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi artık günün sonuna geldik. Yavaş yavaş test sürüşümü bitiriyorum. Arkadaşlar sizden ricam videoyu beğenin, paylaşın ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek lütfen hız limitlerine uyun. Takip mesafenizi koruyun. Emniyet kemerinizi mutlaka ama mutlaka takın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize selamlar, sevgiler.